Gene de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Açık havada bunlar bulunmaz bir nimet. Çok güzel. Bu güzel nimeti ne yapacağım? Keseceğim. Dış kabuklarından bugünden itibaren lahananın dış yapraklarından kaynatıp su içmeye başlayacağım. İçerisinden de sarma saracağım. Şöyle. Bismillah diyelim, keselim lahanayı. Şuna bak. Kütür kütür. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah bana şifa olur. Şu yaprakları biraz sarı. Bunları almayacağım. Bu güzelmiş, bunu alacağım. Suya ne demem. Bulunmaz bir nimet açık hava lahanası. Yapraklarını güzelce keseceğim. Şöyle kapayayım. Diyorum, yine diyorum arkadaşlar. Bahçenin güzel tarafı bu. Şuna bak. Maşallah diyeyim de nalar değmez. Siz de için arkadaşlar vücuttan su attırıyor, ödem attırıyor. Onun için içiyorum ben. Biz lahana yapraklarını nerede bulacağız demeyin. Pazarcılar tutup tutup atıyor, tezgahın altına atıyor. Veriyorlar yani, hayvanı olanlar topluyor, ben görüyorum kaç kere. İsteyin. Veriyorlar. İyi yani, genelde pazarcılar çok iyi insanlar. İsterken de alırken de sorun arkadaşlar. Açık hava lahanası mı diye sorun. Zaten bilirsiniz, anlarsınız yapraklardan. Yani açık hava lahanası olmadığı zaman böyle güzel güzel olur, parıl parıl, yağlı yağlı. Açık hava lahanası biraz böyle görselden çirkin olur. Onu da söyleyeyim de. Allah, su kaynamıştı. Bunları tertemiz yıkacağım ama kullanacağım kadar yıkacağım. Şöyle üç yaprağını yıkacağım. Diğerini kuru olarak buzdolabının meyvelinde saklayabilirsiniz. Kuru olarak. Haftadan haftaya, pazardan alın. İçin yani, pazarcılardan. Arkadaşlar, bahçede çalışacağım. Hem de lahana yaprağı kaynatıp içeceğim. Şöyle dolu dolu 1 litre su koyacağım. Bu yarımlık kavanoz. 1 koydum. 2 2 yarımlık kavanoz 1 litre yapıyor. 1 litre suyu koydum. Kaynamasını bekleyeceğim. Su tıkır tıkır kaynıyor.
Basam içine bütün bütün şöyle lahana yapraklarını. İçinde şifası olsun inşallah Rabbim. Şifasını koysun içerisine. Şifa bulalım. Değerli arkadaşlar, kırmıyorum. Bütün daha güzel oluyor gibi geliyor bana. Böyle güzelce bastırayım biraz. Şöyle. Ağzı kapalı bir şekilde kaynasın. 15 dakika kaynayacak arkadaşlar. Saatimize bakacağız. Saatime bakacağım. 15 dakika kaynasın ağzı kapalı. Kısık ateşte yavaş yavaş şöyle kaynıyor. Sopanın altını üstünü kapattım. Kısık ateşte kaynaması lazım. 15 dakika oldu. Alıyorum kenara. Şöyle. Lahana 15 dakika kaynadı. Aldım. Ilıdı. Demledi. Ilık şu anda. Süzdüm. Bir bardak. Şişlik yapmasın diye. Yani gaz yapmasın diye. 1-2 damla limon içerisine sıkarsak iyi olur. Şöyle biraz sıkacağım. Bunu bir litreyi bir kere de içmiyorum tabii. Kaynayınca biraz azalıyor. Akşam sabah içiyorum. Gün içinde de içilebilir. Kahvaltıdan 2 saat sonra. İşte öğlen, yemekten önce, yemekten sonra ben sabah aç karnına genelde içiyorum. Sabah kalkınca ilk önce onu demliyorum, içiyorum. Diğer galanını da gün içinde, işte öğlen aklıma gelirse içiyorum evde olursam. Öğlen içemezsem akşam içiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunu neden içiyorum? Kan şekerini dengeliyor. Kan şekeri bazen yükseldiği zaman, hani hapı ilacı tabii ki kullanacağız, kullanıyoruz da bunu kaynatıp içince o da aşağı düşmesine yarıyor lahana yaprağı. Ha bende şeker yok arkadaşlar. Bir çok sevdiğim ablam da var. O ablam uyguluyordu. Ben onda gördüm. O bana tavsiye etti. Ben şeker için içmiyorum. Ben vücudumdan ödem attırsın diye. Ödem attırıyor. Yani zehirli şeyleri vücuttan terle attırıyor. Kan şekerini düşürüyor. Yani o şekilde lahana faydalı, şifalı. İçelim arkadaşlar. İçerken de belki de zayıflarız. Belli de olmaz yani. Evet, zayıflatıyordu zaten. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar, Emekçiler, Kadınlar Günü. Aslında kadınların günü bir güne sığmamalı. Her gün kadınların günü olmalı. Kadınlara iyi davranılmalı. Eşleri böyle saygılı, sevgili davranmalı. Çocukları işte annelerine iyi davranmaları lazım. Kadınların hakları ödenmez. Kadınlar gerçekten çok cesur. Ne bileyim, yuvayı hani dişi kuş yapar derler ya, aynı öyle. Kadınlar çekip çevirendir aslında. Başarılı erkeklerin arkasında bir kadın vardır yani. Onun için yeni evleneceklere ve evli olup eşlerini böyle ne bileyim kırıcı davrananlara diyorum, kardeşlerime, abilerime, büyüklerime ve küçüklerime, ne olur kadınlara iyi davranın, güzel davranın. Kadına bir adım giderseniz, inanın kadın iki adım gider. Yani
Ne bileyim ya, kadınlar kırılmamalı. İşte bir gün kadınlar günü, isterse 1 kilo altınla gelin. Diğer günleri saygılı davranmadıktan sonra, kırdıktan sonra, üzdükten sonra bir gün kadınlar gününde çiçekle gelsen ne olur, altınla gelsen ne olur. Ne fark edecek? Bir gün. Hiçbir şey değil. Kadınların her gün günü. Gene de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Ne yapalım? Lahana yaprağı suyumuzu şifa bekleyerek, Allah'ım o yaprakları sen yarattın. İçine şifayı koyacak olan da sensin. Ben bunu şifa için içiyorum. Bana şifa ver ya Rabbim diyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yudum yudum ılık ılık içelim arkadaşlar. Sonuçta derdi veren Allah dermanını da verir. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. İnanın çok seviyorum. Ne diyeyim ya, biz aile olduk artık diyorum ben. Yani benim üzgün zamanlarımda üzülme diyenler oldu. Ay ne kadar hoşuma gitti, mutlu oldum. İşte neden üzülüyorsun diyenler oldu. Elbette çok üzüldüm. Şahin abinizin az günü kaldı artık. Allah'ın izniyle. Önümüzdeki çarşamba günü geliyorlar. Allah'tan izin olursa tabii ki de. Sonuçta üzüntüler kalıcı değil. Dertler de kalıcı değil. Her şey geliyor, geçiyor. Yeter ki biz sabredelim, sabredelim, sabredelim arkadaşlar. Her şey mutlaka düzeliyor. Yani karın arkasından güneş, ne bileyim, bir yokuşun bir inişi olduğu gibi mutlaka her, yani üzüntünün arkasından bir sevinç veriyor Rabbim. Sevindiriyor insanı. O yüzden çok şükür, bin şükür yaşıyoruz. Ona bile şükretmemiz lazım. Küçük şeyleri dert etmeyelim arkadaşlar. Yani önemsiz şeyleri kafamıza takıp yormayalım.